Açılış için bugünü seçmemizin en önemli sebeplerinden birisi de 3 Aralık Uluslararası Dünya Engelliler Günü olmasıdır. Eksikliğini yaşadığımız her gün için bir gün oluşturmuşuz. 3 Aralık Engelliler Günü de buna dahildir. Bugün hem özel gereksinimli bir çocuğa sahip olup evladını kaybetmiş bir anne olarak, hem de 2020 yılında almış olduğum genetik kanser tanısı neticesiyle hala takipte olan %87 engelli bir birey olarak karşınızdayım. Buradaki amacımız da acıma duygusunu ortaya çıkarmak değil, tamamen eşitlik duygusunu vurgulamak olmalıdır. Farklılıklar insanların zenginlikleridir aslında. Hayata farklı bir pencereden bakmanızı sağlar. Yıllardır bu paylaşımları yapan herkes gerçekten farkında olsaydı böyle bir güne gerek kalmazdı aslında. Bir engelliyi engelli yapan belki de sadece bizleriz. Yolda yürüyebilse, okula gidebilse, düzgün eğitim alabilse, hakları savunulup bizler tarafından teslim edilebilse belki de bütün engelleri ortadan kaldırabilecek. Bugün farkında olacağınız, farkında olduktan sonra da engellediğiniz hayatları kolaylaştıracağınız bir gün olsun. Şimdi ben size şöyle söylemişti. Bu çocuğu burada bırakın, eve gidip cenaze hazırlıklarına başlayın. Çünkü bu çocuk buradan asla çıkmayacak. 15 gün sonra kızının uyandığı fotoğrafını çekmiştim. Bu fotoğraf da o günden kaldı. Biz çocuğu yoğun bakımdan kurtardık fakat solunumu maalesef kaybettik. Bu yüzden de acil ameliyata alınması gerekiyordu. Ameliyattan çıkma şansı %1'di. Hiçbir doktor ameliyat etmeyi kabul etmedi. Çünkü masada kalır dediler. Sadece bir doktor kabul etti. %1 şansı da varsa denemek istiyorum dedi. Ben de ona onay verdim. 45 dakikalık ameliyat tam 6 saat sürdü. Bu kaçınılmaz sondu. Bu aslında özellikle 30 yaş üstü hastalarda görülürken kızım 9 yaşında olduğu için dünya genelinde tek hastaydı. Ve yaşaması gereken bütün komplikasyonları yaşadı. Ve maalesef 30 Ekim sabahı bizlere veda etti. Bu anlamlı kütüphane açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada kutlanan ve senede bir gün de olsa insanların engellinin ne olduğunu, onların hayatlarının nasıl ilerlediğini, senenin geri kalan 364 gününde nelerle mücadele ettiklerini fark ettiğimiz bir farkındalık günümüz. Herkesin her an engelli olabileceğini bildiği halde hiç engelli olmayacakmış gibi yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Hırslarımız, egolarımız, kaprislerimiz bizden önde gidiyor. Ta ki böyle anlamlı bir günde, anlamlı bir yerde böyle slaytları izlediğimizde dünyanın aslında çok kısa, çok anlamsız. İnsanların da bu hırslarını bir kenara bırakıp artık manevi duyguların ön plana geçtiği bir süreç yaşaması gerektiğini idrak ediyoruz. Ama buradan çıkınca tekrar normal hayatımıza dönüyoruz ve hayatın bir takım gerçeklerini unutuyoruz. Ne gerçekleri unutacağız, ne gerçekleri görmezden geleceğiz. Her şeye farklı bir bakış açısıyla farkındalık yaratarak yolumuza devam etmemiz lazım. Dünyada ilk 9 yaşını gören bizim Tuana'mız olmuş. Daha bilinçlendiğimizde, daha farklı yaklaştığımızda Tuana'lar 9 değil daha uzun süreler yaşayacaklar. Allah kimseye vermesin diyoruz, bu acıları yaşatmasın ama bunlar da her an karşımıza gelecek acılar ve yaşantılar. Bunlara da hazırlıklı olmamız lazım. Ben tekrar bu güzel organizasyonu sağladıkları için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada bize bu imkanı veren başta okul müdürümüze, mahallemizin muhtarına, kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimize, program da ayrıca çok güzeldi. Hepsine tek tek teşekkür ediyor ve iyi ki vardın Tuana, canın cennet olsun diyoruz. Birlikte açalım mı?